Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar. Yavru bir tane kuşlar o kadar ürkek ki biraz da bu taraftakilerini uyutalım, hep oradan video attık. Bakalım akşam vakti kaldık. Şöyle tek bir tane yavruyu attım. Uçsun bakalım tek başına biraz. Ondan sonra mavi yavruyu atarız yanına. Yavru diğer yavrudan biraz daha hareketli. Hareketleri de daha doğrusu seri. Uçumu falan da seri. Gel üstün bakalım şöyle bir havalansın. O neymiş öyle be? Yükselsin, yükselsin, yükselsin. İyi maşallah. Tek başına da çok güzel uçuyor bu kuş. Biraz şey yapsın. O ne? Korkuttu onu. Kırlangıç. Ya şöyle yükselmesi lazım. İyice böyle bir güzel bir nefes yapsın. Rüzgar yok. Güzel. Güzel bir hava var. Ama işte sıkıntı ne? Artık akşam vakti geliyoruz. Anca uçurabiliyoruz yavruları arkadaşlar. Anca uçuyor işte, bu kadar uçacak. Yine bir 10-15 dakika uçururuz. En azından hayvan nefeslensin. Şimdi diğer yavruyu da atarız yanına. Aferin sana. Daha yere falan ne çökme falan yok. Daha teke meke de uçurmuyoruz. Kuş sadece mavi yavruyu da şimdi biraz kaldıracağım. Biraz bunu tek uçurayım. Ondan sonra da mavi yavruyu yana atacağım. Biraz uçsun bakalım. İyi maşallah, çok güzel uçuyor tek başına. Ya bunlar daha ufak yavrular ya, zaten kanalı takip edenler de biliyor. Şimdi şu mavi yavruyu da atalım yanına. O da bir hareketlensin. Dur. Mavi yavru nerede? Ha? Dur bakayım. Şimdi ha, burada. Ulan bunları da el değmediği için kuştan bayağı bir. Şöyle. Durun. Vallahi bir an önce çıldırıyor. Hadi uç bakalım. Heh, yürü. Aferin sana. Yavruları ikisini ayrı ayrı uçurdum. Biraz böyle alıştırayım. Ondan sonra işte tekrar. Ulan bayağı da seri uçuyor hayvanlar. Diğeri nerede ya? Akşam vaktine kalması sıkıntı işte. Hayvan bir de korkarak uçuyor. Anca yapacak bir şey yok. Anca bu saatlerde uçurabiliyorum ya. Şu anlık böyle arkadaşlar. Artık bir miktar daha uçuruz. Cumartesi pazar yine bunları yükleniriz. Ondan sonra bakarız duruma. İyi maşallah. Güzel içiyor yavrular. Uçsunlar. Biraz daha şöyle uçsun. Ya da şöyle 5-6 dakika daha uçsun. Ondan sonra çıkarırız. İyi havada böyle. Yapıyor bir şeyler havada. Daha işte ufak ufak havaya doğru veriyor kendini. Bakalım nasıl yapar. Nasıl eder göreceğiz. Ama ben bozun biraz daha uçumunu daha çok seviyorum. Boz daha böyle daha seri, daha böyle güzel uçuyor. Daha da hareketli olacak bundan. Belli de olmaz bu işler. Ama bunun da uçumu çok güzel. Bakalım işte. Uçuracağız, göreceğiz. Uçurmadan öyle hiçbir şey anlayamazsın. Oyun kuşu uçması lazım. Şöyle bir.
Atıma bakın, atıma. Hoppala, aferin sana. Çok güzel. Bunlar yerine gidecek şimdi. Yerini biliyorlar. Yerlerine gidecekler. Şöyle. Geç bakalım. Şu korkun kanadında bir uğur var. Şöyle beklesinler bizi. Arkadaşlar şimdi bugün size genç kuşlardan ve yaşlı kuşların nasıl anlaşıldığından, anlayabildiğimizden ondan bahsedeceğim. Yoksa kuşun yaşıyla anca ilgili tahmin yapabiliriz. Kesin yaşı şu kadardır falan diyemeyiz. Burada iki tane hususa bakılıyor genelde. Birincisi arkadaşlar gaga. Gagaları yıpranmış, pul gibi dökülen kuşlar. Kuşlar genelde yaşta oluyorlar. Şöyle ki mesela örnek vereyim. Şuradaki erkeğin gagasına bakın. Böyle sanki şey gibi. Nasıl diyeyim, böyle sanki böyle eskimiş bir rengi var. Siyahlığı bile biraz böyle şeye çevirmiş. Yıpranmış. Bir de mesela şuradaki dişinin gagasına bakın arkadaşlar. Tertemiz böyle. Çünkü daha genç hayvan, daha bu senenin yavrusu. Arasındaki farkı bir oradan anlıyoruz. İki de yani bunu biraz böyle deneyimle anlayabiliriz. Çünkü neden derseniz oyun kuşu ya da kuş besleyen insanlar, hele de oyun kuşunda kelebek beyazda, kelebek normal taklacı kuşu ayırması bile, yani nasıl diyeyim sana, biraz arada böyle zorlanabilir. Ama bu işi gerçekten deneyimi sahibi olmuş insanlar bunları ayırabilir. Nasıl ayırabilir? İşte onun duruşundan, hareketlerinden, daha doğrusu en şeyinin uçuşundan. Yani bir odada bile bıraksanız orada uçuşundan anlayabiliriz. Şimdi birinci olgu dedik ki gaga yapısı. Gaganın yıpranmasından kaynaklanan, işte deforme edilmesinden, olmasından kaynaklanan olay. Burada yaşını tahmin olarak yine bilemeyiz. Fakat kuşun yaşlı olup olmadığını oradan anlayabiliriz. Bakın mesela bu kuşlar hep genç kuşlar. 1 yaşında, 1,5 yaşında kuşlar. Gagalarını görüyorsunuz. Gagaları böyle, bakın mesela şu dişimiz tertemiz. Ama arkadaki mavi yaşlı kuş, ben biliyorum. 7 yaşında falan o kuş. Yani o da gelen arkadaş öyle söyledi. Yoksa biz yine yani diyemezsin, tahmin edemezsin. Çünkü yani bu çok zor bir şey. Hani yaş tahmini. İkinci olay da arkadaşlar ayakları. Genç kuşlar, özellikle 1 yaşını almış kuşlar veya 1 yaşındaki kuşların ayakları açık, böyle pembe oluyor. Benim gözlemlediğimleri söylüyorum. İlla ki bunda hatalar da olabilir. Eğer ki yanlış biliyorsak da bilen ustalar bizi uyarabilir. Alta yorum yazabilir. Ve bu pembelik ya büyüdükçe kuşlar 2-3 yaş olduğu zaman mesela biraz daha açık kırmızı. Daha sonra bu kırmızı koyularak 5-6 yaşlarına geldiği zaman kuşların ayakları bordo rengine, böyle koyu bir renge dönüyor. Koyu bir renge dönüyor. Bakın mesela şimdi şu mavinin şöyle bir yakalayayım. Evet, yakaladık. Bakın arkadaşlar şöyle biraz yaklaştırayım. Biraz daha böyle bunun kırmızısı biraz daha bordoya dönük oluyor. Yani bu biraz daha hemen böyle anlaşabileceğiniz veya baktığın anda ya tamam ha, bu işte 6 yaşındadır, 5 yaşındadır diyebileceğiniz bir olay değil. Ama size kuşlar hakkında yorum yapmanıza, yaşı hakkında yorum yapmanıza belki bir nebze yardımcı olacak. Bir işte gaganın deforme olması, yıpranması. İkincisi de ayak renginin koyuya doğru dönük olması. İşte bu kuşların genç kuş olup olmadığı hakkında veya yaş kuşu kuş olup olmadığı hakkında size bilgi verebilir. Yine söylüyorum, kesinlikle tam yaşını bunlardan söyleyemezsiniz. Ama bu dediğim özelliklere bakılarak da en azından kuşun yaşlı olup olmadığı bilinebilir. Zaten burada en bakacağınız şey bir gaga yapısı. Gaganın
yıpranması. En büyük zaten şey bu. Bir de dikkat ederseniz de erkek kuş yaşlandıkça kafası irileşiyor. Ama tabii ki bu direkt bunu mesela baz alamazsınız. Çünkü ben öyle dişiler biliyorum. Kuşlar yaşlı kuşlar ama kafaları çok ince. O yüzden de tam böyle diyemiyoruz. Ama erkek kuşlarda ben bunu şöyle diyebilirim ki erkek kuşlar yaşlandıkça kafası daha böyle kalın, daha böyle bir heybetleniyor gibi görünüyor. Bu erkekteki gibi bakarsanız şu erkeğe, bakın şu erkeğe bakarsanız onunla da bir görebilirsiniz. Ama burada dediğim gibi sizin hiç takılacağınız noktalardan biri. Birincisi arkadaşlar gaganın deforme durumu. İkincisi ise ayaklarının rengi. Dediğim gibi genç kuşlar ayaklarının renkleri daha böyle açık pembemsi, daha böyle kırmızı oluyor. Kuşlar yaşlandıkça ise ayaklarının rengi bordoya doğru dönüyor. Buradan da tahmin edebiliyoruz. Bu videoyu da Meraklı Videolar diye bir tane Kemal diye bir arkadaşımız var kanaldan. Onun için çektim. O mesela çok istedi. İşte bu arasındaki farkları yaşlı kuşu nasıl anlayabiliriz diye. Biz de dilimizin döndüğüce bildiklerimizle biz de anlatmaya çalıştık. Dediğim gibi kuşun gagasının yıpranmış olması, gagasının üzerinde olan o et kısmı, burun kısmı dediğimiz yerlerinin böyle pul pul dökülüyor olması. Çünkü genç kuşlarda orası böyle daha böyle yumuşak ve taze olur. Kuşlar yaşlandıkça oraları böyle daha çok sertleşir ve pul pul dökülmeye başlar. Oradan da anlayabiliyoruz. Örnek olurum mesela şu kuşu zaten benim uçurdum. Daha demin uçan yavru. Gagasının ne kadar böyle pürüzsüz ve gaga kenarlarına, burnunun ne kadar böyle temiz olduğuna bakın. Oradan da en azından kafamızda bir bilgi edinebiliriz. Durumlar böyle arkadaşlar kuşlarımızda. Şimdi bir yemleme yapacağız. Şu Nudi'yi bir havaya atalım. Nudi şöyle bir... Eşi de hemen kalktı onu. Lan. Tamam biraz böyle dönsün. Eşi de hiç damızlık hayvan. Zaten daha hiç uçmamış. Şöyle birazcık. Birazcık dönsün. Biraz bunu böyle şey yapıyorum. Nefeslendiriyorum ki. Yer. Bayağıdır da yatıyordu. Gel bakalım. Şu erkek de bunun peşine kalkıyor. Şu kuşu. İnsinler. Durum böyle arkadaşlar kuşlarımızda. Şöyle bir gelsinler bakalım. Şimdi şu yavrunun bu yaban arasında yakaladığımız yavrunun durumu iyiye gidiyor. İlacı verince arkadaşlar biraz daha toparladı kendini. Bakalım o toparlayacak kendini yani. Şu an iştahı açıldı. Direkt kendini toparladıktan sonra verdiğim ilacı söyleyeceğim. İnşallah da sıkıntı olan arkadaşlar da o ilacı kullansınlar. Şöyle yemleyelim hayvanlarımızı. Evet. Durumlar böyle arkadaşlar. Şöyle kümesimizde bir yavrularımızın durumlarına da bakalım. Maşallah. Şöyle bir tane burada bir tane yavrumuz var. Bunları da şimdi kakasına ne gelmiş? Dur. Tamamdır. Temizledik bunu. İyi maşallah. Buna bakmışlar. Bunlara şimdi bilezik takma zamanı gelmiş. Beyazın yavruları da iyi. Şimdi bunlara bilezik ayarlamam lazım. Bilezikleri getireyim de bunları takalım.
Bugün bu kadar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Videolarımızı izleyip beğendiğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açalım. Daha iyi videolarla inşallah sizlere sizlerle olacağız diyelim. Hayırlı akşamlar cümleten.